Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. En'am suresinin 38. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Hocam, ben biyoloji okumak istiyorum bu yaz tatilinde. Oku diyorum biyoloji profesörlerinden herhangi birine, bu sahanın en iyi kitabı hangisidir diye sor, onu oku. Ama onu okuduktan sonra bir de Kur'an-ı Kerim oku. Mealiyle beraber, tercemesi veya tefsiriyle beraber diyorum. Psikoloji okumak istiyorum. Sahasının en iyisinin kitabını oku. Ama bir de Kur'an-ı Kerim oku. İnsan psikolojisiyle ilgili, Müslümanın psikolojisini, kafirin psikolojisini, münafığın psikolojisini, Rabbim bize mal severlerin psikolojisini, insan severlerin psikolojisini, Allah'ını sevenlerin psikolojisini çok güzel tahlil ediyor. Bir de onu oku diyorum. Hayvan sevgisiyle ilgili kitap okumak istiyorum. Bu sahada çok güzel yazılmış kitaplar var. Onu oku. Ama bir de Kur'an-ı Kerim oku diyorum. En'am suresinin 38. ayet-i kerimesini okuyalım. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Gökyüzünde kıpırdayan her canlı, yeryüzünde kıpırdayan her canlı, gökyüzünde uçan bütün kuşlar sizin gibi birer ümmettirler diyor Allah Celle Celaluhu. Sizin emsalinizdir. Emsal kelimesini Türkçe'de kullanırız. İlla ümemun emsalukum. Emsalukum. Sizin emsaliniz birer ümmettirler diyor Allah Celle Celaluhu. Buyurun. Ben Türkiye'de yazılmış en önemli eseri okudum. Bir profesörümüzün, halen yaşamakta olan bir profesörümüzün iki ciltlik hayvan haklarıyla ilgili kitabını okudum. Gerçekten sahibini tebrik ederim. İsmet Sungur Bey'i tebrik ederim. Batıdan okuyun, doğudan okuyun, bütün kitaplardaki en güzel sözleri çıkarın. Şu ayet gücünde bir söz bulamazsınız. Yeryüzünde kıpırdayan her canlı denizde girer bu işe, karada girer. Gökyüzünde uçan her kuş, sizin emsaliniz birer ümmettirler diyor Allah Celle Celaluhu. Sizin gibi diye meal tercemede, yani emsali de Türkçe'ye tercüme ediyoruz ama emsal zaten Türkçe'de kullanılıyor. Sizin emsalinizdir, sizin emsaliniz birer ümmettirler onlar diyor Allah Celle Celaluhu. Buhari'nin Kitabül Edep bölümünde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a sorulmuş. Ya Resulallah, hayvanlara yapılan iyilik de bize sevap kazandırır mı? Efendimiz demiş ki, ciğer taşıyan her canlıya yapılan iyilik için Allah katında sevap vardır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam.
Ebu Davud'un Kitab-ül Cihad bölümünde 56. bapta sevgili peygamberimiz horoz dövüşlerini, köpek dalaşlarını yasaklamış. Yani sahipleri köpeklerini besliyorlar, milletin huzurunda boğuşturuyorlar, birbirlerini paramparça ediyorlar. Bunları yasaklamış Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Müslim'in Kitab-ı Selam'da bildirdiği bir hadis-i şerife göre, susuz kalmış bir köpeği sulayan bir Müslümanın o sulamasından dolayı cenneti hak ettiğini ifade ediyor. Günahkardı diyor. O günahından dolayı cehenneme gidecekti ama susuz bir köpek kuyunun başında dili çıkmış olarak suya bakıyor ama inemiyor tabii. Oraya gelen o günahkar insan aşağıya iniyor, ayakkabısıyla suyu çıkarıyor ve o köpeği suladığından dolayı cennetlik olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yine Ebu Davud'un Kitab-ül Cihad'da Müslim'in Kitab-ül Bir'de ifade ettiğine göre kadının biri devesine binmiş gidiyor. Devenin üzerinde deveye ağza alınmayacak sözler söylüyormuş kadın. Deveye hakaret ediyormuş. Hem ayaklarını vuruyor hem de deveye küfrediyormuş. Sevgili Peygamberimiz demiş ki gidin o kadını o binekten indirin. İndirin onu demiş. Yani ceza olarak o bindiği hayvandan indirmiş onu. Yine deve onun yularına tutacak gidecek. Diyorlar ki ceza sana. Sana ceza, yürüyerek gideceksin. Deveni al, yularından tut, yürüyerek git. Hem devenin üzerine bineceksin hem de deveye küfredeceksin, hakaret edeceksin. Deve kendinin ama hakaret etme hakkının olmadığını burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ifade etmiş. Yine Müslim'de ve aynı zamanda Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ifade edildiği gibi bir bahçeye giriyor Efendimiz. Orada ağlayan bir deve görüyor. Sahibini bulduruyor. Gencecik bir delikanlıymış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o devenin sahibine buna merhamet et. Suyuna, içeceğine, giyeceğine, yiyeceğine dikkat et. Ağır yük de yüklememesini ona nasihat etmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbn-i Mace'nin Kitab-ı Tıbb'da ifade ettiği bir hadis-i şerifte hayvanların zehirle öldürülmelerini yasaklamış. Dikkat edin. 1400 yıl önce bu koyulmuş yasak. İnsanlık bu seviyeye son 20 yıl içinde girdi. O bizim hayran olduğumuz Batı, sırtımızdaki biti öldürmek için DDT üretti. Binlerce, yüz binlerce ton dünyanın her tarafında DDT döküldü ve şimdi hala onu temizleyemiyormuş tabiat. Deniz temizleyemiyormuş, toprak temizleyemiyormuş, milyonlarca ton DDT'yi temizleyemiyormuş. Yeni yeni farkına vardı, zirai mücadelede zehiri ortadan kaldırmaya uğraşıyor ama 50 yıldır atılan zehirler toprakta hala durmaya devam ediyormuş. İnsan vücudunda da etkilerini görmeye biz devam ediveriyoruz. Profesör İsmet Sungur Bey bir şiir almış kitabına. Kanuni Sultan Süleyman Vezir-i Azam'ı Zembilli ile beraber şöyle bir kır gezintisine çıkmışlar. Bir gölgeyi beğenmişler uzaktan. Ağaç çok güzel, gölge de güzel, güneş de sıcak. Şu ağacın gölgesinde bir dinlenelim diye varırlar. Bir de bakarlar ki gölgenin her tarafı karınca, ağacın üzerine de gidenler gelenler. Ordunun biri yukarıya doğru çıkıyor, ordunun ikisi aşağıya iniyor. Durulacak gibi değil. Kanuni Sultan Süleyman demiş ki,
Dırahtı sarmış olsa karınca, yani ağacı. Ağacı sarmış olsa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca demiş. Yani şu karıncaları kırsak bir zararı olur mu demiş Zembilli'ye. Zembilli, Kanuni Sultan Süleyman'ın saygı duyduğu Şeyhülislam'ı ve hocası. Yarın, o da cevap vermiş, yarın divanı hakka varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca demiş. Şimdi bizim bazı ulemamıza sorsalar 40 tane ayet okuyuverirler öldürmenin caiz olduğuna dair. Yaranmak için beni bir üst makama getirsin diye uyduruk hadisler de icat edebilirler. Hazreti Ali'den bir söz nakledilmiş. Bütün dünyayı bana verseler ve buna karşılık bir karıncacığın ağzındaki taneyi almamı isteseler bu zulmü yapamam demiş. Ya bu kadar incelik olur mu? Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bana şu bugünü düşünelim. Amerikan hükümeti diyor ki bak sana 100 milyar dolar ifade etmez. Hazreti Ali diyor ki dünyayı verseler. Dünya ne demek? Bütün altınlar, gümüşler, yakutlar, inciler, mercanlar, petroller, ormanlar, denizler ve deniz ürünlerinin tamamı. Yani trilyon kere trilyon dolar bunu ifade edemez bu serveti. Onu bana verseler buna karşılık da şu karınca ağzında bir tane ekmek kırıntısı götürüyor ya, onu al deseler almam diyor Hazreti Ali. Şimdi siyasilerimizden dinleyen varsa, oho abi biz 10 milyar dolar için ülkemizin yarısının Irak'ta kırılmasına razı olduyduk biz. Karıncayı geç sen, karıncayı geç, atılan bombalarla trilyonlarca karınca öldürülüyor. Onları geç, insanların öldürülmesine taraftar oluyoruz. Bu ne iştir? Bu inceliğe ulaşmamız lazım. Bu inceliğe ulaşması için bir insanın da bu En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine Rabbim dedi diye inanması lazım. Rabbimin kelamı olarak kabul etmesi gerekiyor. Bir zamanlar kendi kız çocuğunu toprağa canlı canlı gömebilecek kadar zalim ve gaddar olan Ömer'i İslam öylesine inceltmiş, inceltmiş ve bir gün devlet başkanı olunca demiş ki kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Derhale gelmiş. Yani Medine'de devlet başkanlığı yaparken Irak'taki Dicle Nehri'nin kenarında üzerinden geçen bir köprüden koyun geçerken koyunun ayağı köprünün tahtaları açıldığından dolayı o suç devlet başkanının ayağı kırılacak olursa Ömer'den Allah onu sorar diye tir tir titreyen bir devlet başkanı haline getirmiş İslam. Şimdi bunu şöyle düşünün siz, yani illa koyuna ve tahta köprüye takılıp kalmayın. Yolda giderken arabanız bir de bakmışsınız çukura girivermiş. Neymiş efendim? Asfalt yeni yapılmış. Oradaki yeraltı tesislerinin kapakları aşağıda kalmış. Ve arabanın tekeri çıkmış dışarıya gitmiş. Öndeki bir arabaya çarpmış. Veya bir arıza yapmış, bir şey kırılmış. Hazreti Ömer diyor ki o benden sordur. Hocam olur mu? Yahu hadis sağlam Buhari'nin ifade ettiği bir hadis, naklettiği bir hadis-i şerif. İmanın cüzlerinden birini anlatırken imatatul eza anit tariq diyor. Yolda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmak da imandan bir bölümdür diyor
benim sevgili peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'i bu hale getiren bu ayetlerdir. Hazreti Ali'yi bu hale getiren yine bu ayetlerdir. Halbuki biz Hazreti Ali deyince Zülfikar'ı akla getiriyoruz değil mi? İki başlı, kılıncının ucu iki başlıdır. Resimlerde öyle hiç değilse. Hazreti Ali cenk meydanında, harp meydanında veya Hayber'de Hayber Kalesi'ni kalkan olarak almış bir insan olarak tasvir edilen bu insan, öbür tarafta dünyanın tamamını verseler, karıncanın ağzındaki bir kırıntıyı al deseler, ben almam diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. İşte buyurun, hayvan haklarıyla ilgili ayeti kerime. Siz bu ayeti kerimeyi yine de Şifa tefsirinden, benim telifim olan Şifa tefsirinden bir okuyuverim. 39. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. Ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, onlar karanlıklar içerisinde kalmış sağır ve dilsizlerdirler diyor. Hem sağır hem de dilsiz ve de karanlıkta kalmış. Göz görmüyor yani orada. Aslında göz görüyor da karanlık olması nedeniyle göz görmüyor. Öyle bir adamın durumunu düşünün. Kafirler gözleri görüyor, kulakları duyuyor, dilleri konuşuyor ama Rabbim onlar asıl kör onlardır. Yoksa kulaktan özürlü, dilden özürlü. Benim bir tanıdığım var. Namazını kılıyor adam. Dil hiç konuşmuyor. Kulak da hiç duymuyor. Okuluna gitmiş, okumayı öğrenmiş. Liseyi de bitirmiş. Okuyacağı sureleri okuyarak öğrenmiş. Ve namazını kılıyor. Dinine de çok güzel hizmetler yapıyor. Yani daha önce de bahsetmiştim. Bir yatsı namazını ve kıldırmak için bir evde sohbet ettiğimiz arkadaşlarla otururken müezzinliğimi yapan da İstanbul'un çok saygın, kültürlü insanlarından biri ama gözleri görmüyor. Belirli güzel bir makamda da hizmet ediyor. Yani çok güzel müezzinlik yapıyor. Güzel Kur'an-ı Kerim'ini okuyor. Bunlardan bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim gözü görüyor, kulağı duyuyor, dili konuşuyor adamın ama doğruyu dinlememe konusunda kulaklarını kapatıyor bu adamlar. Hakkın hak olduğunu bildiği halde söylemekten kaçınıyor. Şu anda bu türden insanlar var. Adamlar şunu söylüyorlar. Evet, dünyanın başına bela olan bazı olaylar maalesef en az İslam aleminde diyorlar. En az İslam aleminde. Yani uyuşturucu müptelası en az İslam'ı yaşayan toplumlardaymış. Dünyayı kasıp kavuruyor bu uyuşturucu. Ahlaksızlık, fuhşiyat ve fuhşiyatın getirdiği AIDS hastalığı İslam'ı yaşamaya çalışan, şuurlu çalışan yalınız. Hani ben de Müslümanım diyor ama İslam düşmanlığı yapıyor. Bunları saymıyor, elin oğlu onun hesabını da yapıyor. İslam'ı yaşamaya çalışan ailelerde dünyanın baş belası olan uyuşturucu yok. Fuhuş olmadığından AIDS hastalığı da yok diyor. Bunu görüyor. Bosna Harbi'nde şunu gördü. Hristiyanla Müslüman aynı köydeler veya karşı karşı köydeler. Müslüman esir ettiği Sırp'ı öldürmüyor. Bunu Amerikan askerleri görüyor. Amerika'dan gelen siyasetçiler görüyor. Yüzleri biraz kızarır gibi oluyor. Müslümanı esir etmiş Sırp, o öldürüyor. Boyuna kabir kazıyorlar. Canlı canlı gömdüklerini, canlı canlı evvela kabire yatırıp sonra kurşunladıklarını gösterdiler.
batılı basın mensupları gösterdiler. Yani bu tür insafsızlık, merhametsizlik, zalimliği Irak'ta gösterdiler. Saddam zaliminin 30 yılda öldürdüğü insan sayısına Bush zalimi, Amerikan zulmü 15 günde vardı. Berkisi zalim 30 yılda o rakama ulaşmıştı. Amerika gelince 15 günde aynı rakama ulaştı öldürdüğü insan. Ne aynı güne daha fazlasına ulaştı. Bunları görmez değiller, görüyorlar. Kardeşim, uyuşturucuyu önlemenin yolu diyor içinden halkı Müslüman etmektir. Ama o da bizim işimize gelmez. Biz biteriz diyor. Sömürüye dayalı devletimiz olmaz o zaman bizim. Deyiveriyor adam. Fuhşu önlemenin, AIDS'i önlemenin yolu diyor, içinden Müslümanlık geçiyor ama bunu söylemiyor. İşte onlar dilsiz, karanlığın içerisinde bocalıyorlar. Anlıyor ki bu İslam'la kurtulur, söylemiyor. Söyleyenleri de var tabii, Müslüman olanları da var. Dünyanın sorunlarına çözüm arayan, yıllarca bir bilmem ne iziminde yürüyen adam bir gün geliyor, Müslüman da oluveriyor. Men yeşe illahu yuzlilhu ve men yeşe yec'alhu ala sıradın müstakim. Allah'ın diledikleri, Allah dilediklerini sapıklıkta kılar, dilediklerini de dost doğru yola iletir diyor Allah Celle Celaluhu. Peki, dilemesi için bizim arzu etmemiz gerekmektedir. Hep çok sevdiğim için çokça tekrarladığım bir ayet-i kerime. İn huve illa zikrun lil alemin limen şa'a minkum en yestakim. Bu Kur'an bütün alemlere bir öğüttür. Ama kime? Doğruluğu isteyenlere öğüt. Doğruluğu istiyor adam. Bulmamız lazım diyor. Ve arıyor. Ha, bu adam bulur. Ama adam kendinin veya kendinden öncekilerin doğrularından çıkarını koruduğundan, o yanlış da olsa o doğruları bütün dünyaya dikte ettirmeye çalışıyorsa, o kulaklarını her şeye kapatmıştır. Allah da ona hidayet vermez. Yani gözünü kapatmış adama güneşin ne faydası var? Kul eraeytekum in etaküm azabullahi ev etetkümüs saatu e gayrallahi ted'ûne in küntüm sadiqin. Ne diyorsunuz? Nedir görüşünüz, bana söyleyin bakalım bir. Allah'ın azabı size geliverse veya eceliniz geliverse veya kıyamet saati geliverse ne yaparsınız? Allah'tan başka kime dua edersiniz? Allah'ın dışında kime dua edersiniz siz? Eğer doğru söylüyorsanız buyurun, söyleyin bakalım bir. Bel iyyahu tedi'une. Evet. O Allah'a dua edersiniz. Yalnız ve yalnız o Allah'a dua edersiniz. Hani putperestler bile yangında yanıyorsa evin ortasında putunu çağırmazmış. Lat, menat diye bağırmazmış. Allah diye bağırırmış. Denizde azgın dalgalarda boğuşmaya başlayacak olursa kafir o ilahlarına bağırmazmış da yine o da Allah diye bağırırmış. Hani bu konuda örnek olarak Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e verilir örnek olarak. Ebu Cehil'in oğlu Mekke'nin fethi gününe kadar Müslüman olmadı. Mekke fethedildiği günde kaçtı, Mekke'den kaçtı. Deniz yoluyla Habeşistan'a geçerken denizde korkunç dalgalar bunları boğmak üzereymiş. Gemi habattı, habatacak. İşte o esnada o da gemidekilerle beraber o da bağırmış. Allah diyormuş. Allah derken aklına gelmiş.
Yahu Muhammed de bunu diyordu bize. Ayetlerle, yani Kur'an'dan dediği ayetlerle diyordu. Zor durumlarınızda kime dua edersiniz? Allah dersiniz. Peki niye putlarınıza dua etmiyorsunuz? Onları çağırmıyorsunuz. Feyekşifu ma ted'une ileyhi inşa'e ve tensevne ma tüşrikûn. O Allah Celle Celaluhu'dan istediğiniz o belayı o kaldırır. Ve o esnada siz Allah'a ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكِ Senden önceki ümmetlere de biz peygamberler gönderdik. فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Allah'a dönsünler, ona yalvarıp yakarsınlar diye onlara da biz çeşitli sıkıntılar verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi buradan bazı bela ve musibetlerin bize rahmet olduğunu da görüyoruz. Bazı sıkıntıları veriyoruz diyor Rabbim. Bazı zararları onlara veriyoruz ki onlar sebebiyle bana dönsünler. Şimdi adam çok iyi gidiyor. Her gün şu kadar üst üste para kazanıyor, kazandıkça şımarıyor. Ev değiştiriyor, araba değiştiriyor, hanım değiştiriyor, sevgili değiştiriyor ve birçok kirli işin içine giriyor bu sefer. Şimdi bu mu iyi? Ha, iyi olan şu. Her zaman maddi durumuyla manevi durumu beraber yükselsin. Evinin huzuru artsın. Kazancını çevresiyle beraber paylaşarak yiyebilsin. Zekatıyla, sadakatıyla etrafı da kendisi gibi yer, içer, giyer hale getiriversin. Milletin gözleri onun üzerinde değil, bütün gözler kendi sofrasında olsun. Çünkü bunun sofrasındaki diğerlerinin de sofrasında varsa gözler kendisine çevrilmez, böylece de rahat eder. Bu olsun, bunu istiyoruz biz. Ama adam yapmıyor bunu. Şımardıkça şımarıyor. Rabbim yine ona lütfediyor, tutuyor. Bütün elindeki servet elinden gidiveriyor. Bu sefer hapishanede diyor, Kur'an okumaya başladı. Bu bizim yeni yakın tarihimizde, yani şu son 2-3 yıl içerisinde gazete haberleri. Hazineyi hortumlayan filan, ellerindekiler gittikten sonra, İçeriye de alındıktan sonra diyor, hapishanede Kur'an okumaya başladı. Gazeteler tenkit etmek için bunu yazdılar ama ben o bölümüne sevindim ya. Yani hapishanede Kur'an okumaya başladı. Hapishanede değil, keşke evdeyken okuyabilseydi. Kazanırken okuyabilseydi. Rahatken okuyabilseydi de yanlış işler yapmasaydı. Hortumu geriye iade ediverseydi, Kur'an onu iade ettirirdi o zaman. Tamam, kapattım hortumu, biz buradan bir şey istemiyoruz. Aldıklarımızı da iade ediyoruz deseydi, helalından kazansaydı ve helalına dağıtsaydı. Bunu istiyoruz. Ama hani sevgili peygamberimizin, ne güzel ya peygamberimin sözleri, Rabbimin ayetleri. Mümin diyor, ansızın ölürse, yani aninde geldi ve öldü. Ansızın ölüm, füc'eten ölüm diyor. Ölürse mümine bir rahmettir. Yatarak çekmedi yani. Yatıp da günlerce ağrısızı duymamış oldu. Bu Rabbimin bir rahmetidir diyor. Ya bir de inim inim inleyenler var. Devam ediyor hadis-i şerif. Yine müminin yatakta uzun müddet hastalık çekmesi de ona rahmettir. O da diyor, günahlarının dökülmesine sebeptir. Her iniltisi Rabbim katında istiğfar olarak değerlendiriliyor. Buyurun. İki halde de mümine bir teselli var.
Ama burada asıl üzerinde durulan merkez imandır. Biz imanımıza sımsıkı sarılacağız. O bizi bu dünyada izzetimizi, iffetimizi, şerefimizi, namusumuzu koruyandır. Canımızı, malımızı koruyan da imanımızdır bizim. Ahirette canımızı cehennemden koruyacak olan da yine imanımızdır. Allah o imandan bizi ayırmasın. İmanla huzuruna varanlardan eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.